Burak Boral olmak, Burak Boral'ın ve onunla birlikte onun adıyla yetişen yüzlerce gencin her birinin hikayesini nefes almaktır. Burak Boral'ın kapısından ilk kez içeri girerken göğsümüzde yeşeren heyecan, senelerce burada yaşadığımız anılarla, kurduğumuz dostluklarla, edindiğimiz tecrübelerle ve öğrendiğimiz hayat dersleriyle öğretmenlerimizin öğrencilerimize verdiği emekle büyüyor, öğrencilerimiz de burada olgunlaşıyor. Burak Boral Anadolu Lisesi, 1986 yılında 17 yaşında elim bir tren kazası sonucu hayatını kaybeden Burak Bora anısına, ailesi Ülkü Bora ve Gürbüz Bora tarafından temelleri sevgi üzerine atılmış bir okuldur. Burak Bora'nın doğum günü olan 25 Aralık 1986 tarihinde yapımına başlanan okulumuz, 27 Eylül 1989 tarihinde İngilizce ve Fransızca bölümleri ile eğitim öğretime başlamıştır. Yeşillik içinde doğanın verdiği huzurla çevrili bir konumda yer alan okulumuz, ana bina, ek bina, spor ve konferans salonları ile atölyelerimizden oluşmaktadır. Ferah sınıfları, geniş koridorları, öğretmen ve öğrencilerimizin rahatça görüşebilecekleri oturma alanları, kütüphanesi, ders çalışma salonu, öğrenci komisyon odaları, atölyeleri, kantin ve yemekhanesi, konferans ve spor salonu ile öğrencilerimize rahat ve konforlu bir eğitim imkanı sunmaktadır. Okulumuz aynı zamanda ulaşımın çok kolaylıkla gerçekleştirildiği bir konumdadır. Soğanlık metro istasyonuna ve E5 üzerindeki otobüs duraklarına 5 dakika yürüme mesafesi ve birçok ilçeye servis imkanı ile İstanbul'un farklı noktalarından gelen öğrencilerimiz için kolay ulaşılabilir bir okuldur. Burak Bora Anadolu Lisesi olarak yıllardır başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz yabancı dil eğitimimizi bu yıl hazırlık sınıflarıyla taçlandırıyoruz. Bunun yanı sıra okulumuz, Fransızca hazırlık sınıfı olan tek devlet okulu olma özelliğiyle ayrıcalıklı bir konumdadır. Burak Boral olmak, hiç sönmeyecek bir meşaleyi taşımak, elimizde kitapla kalemle, vicdanımızda adalet terazisiyle, elimizin uzandığı, gözümüzün gördüğü her yere bir parça aydınlık bırakmaktır. Burak Boral olmak, silinmeye mahkum edilen onlarca güzel şeyin, kardeşliğin, vefanın, adaletin, dostluğun yanında olup her bir nefesimizi değerlerimizi armağan etmektir. Bir annenin evladına duyduğu saygı, hasret ve sevgi duygularına daha gerçek olmak, daha da yaşamaktır.